Mevlana Celaleddin, bir gönül yıkmak Kabe'yi yıkmaktan daha kötüdür. Çünkü Kabe'yi Hazreti İbrahim yaptı, gönlü ise Allah yarattı demiştir. Bunu bana niye anlatıyorsun ki? İşleri daha bir zorlaştırıyorsun. Bak, arkadaş kalamayacaksak söyle, hiç görüşmeyelim. Bu ikimiz için de daha iyi olur. Sana niye anlatayım Şerif abi? Ben şu arkandaki üç kardeşe söylüyorum bunları. Ya siz niye arka saftasınız? Hocam biraz geç kaldık. Sağ olsun yer de vermediler. Hayır. Hocam geçen gün otobüste onlar da bana yer vermedi. İnsan kendi babasının cenazesine geç kalır mı? Siz nasıl evlatlarsınız? Hocam lütfen, keyfimizden mi geç kaldık? Trafik vardı. Bizim mahallenin camiinde kılacaktık namazı ama işte Sezai sağ olsun bu caminin imamı hızlı kıldırıyor dedi. O yüzden buraya geldik. Bari babamızın cenazesinde yapmayın. Trafik varsa herkese var Ali. 103 yaşındaki adam bak zamanında geldi, siz geç kaldınız. Cenaze namazı mı bu? Cuma diye geldim de ben. Ha yok, onu az önce kıldık biz. Allah affetsin. O zaman bozuyorum ben abdesti. Amcam ilaçlama arabası gibi geçip gitti vallahi. Hocam özür dileriz. Benden değil, şurada yatan rahmetliden özür dilerim. Adam kahrından öldü be. Yok be hocam, ne kahrı ya. Kalbinden öldü, spor yapıyordu, kalp yorgunluğu. Size yanlış bilgi vermişler. Bakın rapor var elinde kapı gibi. Kalpten. Evlatları kavga etmiş. Sen nasıl babasın diye hesap sormuşlar adama. Kalbi dayanamamış tabii. Ama hocam bir fitnedir, fücurdur gidiyor. Lütfen bak, sizde bilgi kirliliği var. İmamı kim fişlerledi lan cemaat? Bir dakika, bir dakika. Şimdi biz mi sebep olduk? Ulan İmam Efendi. İmam Efendi ne lan? Aynı rüyayı mı gördük yoksa? Bütün gece rüyamda İmam Efendi ile uğraştım abi. Ben de. Ya 6-7 kere karşı karşıya kalıyoruz. Armut gibi çekiyorum şutu, tam 90'a asacağım. Teşhirlik ürün diye vitrine koyacaklar. Pat diye uçuyor, alıyor topu ya. İmamı nerede görülmüş mahalle maçında kaleye geçti ya abi. Lan ben diyorum kısırım, sen diyorsun kaç kızın kaç oğlum var. Hiç mi bir şey için atmıyorsun lan sen? Yemin ediyorum seni bilinçaltı yeni alınmış araba içi gibi kokuyordur Betim. Bir git Allah aşkına, bir git, git bir ya. Çocuklar babanız bu gece de eve gelmedi. Aa, o mesele. Adamı çocuk gibi küstürdük. Ayıp oldu. Hadi abisi kalk. Hop. Yetişin. Oto tamircisi Sezai ustamızı dövüyorlar. Lan Sezai usta sensin oğlum. Bize yalan yok, tırkat dövüyorlar. Gel lan buraya. Yetişin. Yetişin. Lan bek. Gelin gel. Lan bırak lan. Ne oluyor ya? Vuruyor. Vuruyor şu adamda. Lan. Bana bak. Ayrılın ya. Allah Allah. Gençler ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın. Kim yenerse. Hadi. Boks. Peki adam da seçebiliyor muyuz Sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan, bölüm sonu canavarı gibi? Onun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii, olur olur. Ben döveyim kardeşim, sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi, bu beni döver. Gel lan buraya! Dur, bir dakika! Gel lan! Dur! Ya, yapma, bir dakika! Sakin ol ya! Dur, bir sakin ol ya! Tut oğlum, tut! Fıtut! Yakala karabaş, yakala hadi, yakala oğlum! Lan mahallemizde tecavüz var, yakalasana! Oğlum bu ne lan? Kendini kendimi yaptırdın. Benzemiş ha. Böyle karış lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Göt! Oğlum demir dile geldi lan. Sana benzemekten utandı, demir dile geldi ha. Adı ne lan bunun? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gündik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Oğlum şık! O acayip elektrikliyken bu da beni ağaçla dövüyorlardı ya. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kalas olsa tanırdım ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacıydı ya. Vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyor ya. Ya polisi arayacağım ya. Oha, şarjı fullenmiş ha. Artık nasıl elektrik verdiyse o yetik. Telefonun şarjı %100 ya. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? 3 defa salavat getireyim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor herif ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya, bildiğin bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım.
Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok ipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus Allah'ım. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam. Hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Abi de normal bir şeymiş gibi. Diyorsun abi ya. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Var. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunu da kahveden al. Dur bir tane. Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evden biz. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermeyeceğim. Gelmeyiniz. Acımadı ki. Çok acıdı. Ay. Cüheylan bunlar ya. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oraya? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı? Nereye kadar geldi ya? Biriniz direktesiniz. Öbürü güzdanda. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Bak hiç yadırgadılar mı dediğim lafı ya? Kuzu kuzu geçip oturdular. Kafasızlar. Buyur baba. Hiç alınmıyorlar ya. Prematüre Batman'le Robin tiplere bak ya. Baba ayıp oluyor ama ya. Ha lan. Biri size hakaret edince itiraz edin. Dik durun oğlum. Aferin. Ali, senin lise yıllarında kendine gurur duyduğun hiçbir şey oldu mu? Seni parmakla gösterip bir tek Ali yapar dedikleri bir şey. Geğirerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diyordum. Okulda bunu da bir tek ben yapabiliyordum. Ay babanın gemiğine. Estağfurullah ya. Metin, senin kendinde gurur duyduğun anın ne lan? Hani o an hiç bitmesin dediğin, benim miladımdır dediğin. Anlatayım babacığım hemen. Tek jetonla Hagar'da oyun bitirmiştim. Bütün atari salonu beni alkışlamıştı. Acayip bir andı. Bunlar evlat değil. Viral kondom reklamı. Mahallenin bilinçaltına nüfus planlaması önemlidir mesajı veriyorlar resmen ya. Tiplere bak. Genetik miras vallahi. Bizim de beklentimizin çok altında ama ne yapacak? Ne kağı sitozin, o kağı köfte. Yapma abi yapma. Nasıl yapma oğlum? İnsanın babası tipe bak değil mi lan? Demez. Benim lise yıllarında kendim de gurur duyduğum şey, milletin beni parmakla gösterip bir tek tahsin yapabilir dedikleri şey, herkesin bulduğu cevabı, herkesin gittiği yoldan değil bambaşka yollardan giderek buluyor olmamdı. Sıradan olmamamdı. Farklıyı denememdi. Babana yaparım, alkışlayalım mı? Alkış istiyorsan aha. Yapma şunu, küsecek şimdi. Kuruldum oğlum bir kere. Tutamıyorum kendimi, ne yapayım? Tutamıyorum. Benim kendimle en gurur duyduğum miladımdır dediğim an, dünyayı daha güzel bir yer yapacak bu motorun prototipini yaptığım an. Ben dünyaya bunun için geldim zannediyordum. Ne güzel işte babacığım. Senin yarıladığın icadı evlatların gelip tamamlıyor. Çocuğu da sen yaptın, icadın prototipini de. Teorik olarak ikisi de senin. Niye üzülüyorsun baba? He baba niye üzülüyorsun? Siz ne alakalan? Bu sizin dünyanız değil. Bu benim dünyam. Bu benim hayatım. Ben senelerce uğraştım. Siz ne alakalan? Ne işiniz olur sizin bu icatla? Vasıfsız elemanlar dediğin evlatların icadını tamamlayınca senin gözüne biraz hafif geldi icat. Şimdi anladım ben. Siz ne alakalan? Anlatayım baba. İnsanlar Charlie Chaplin'i meşhur eden şeyin fakir serseri tiplemesi olduğunu zannederler. Ama onu gerçekten Amerika'da meşhur eden şey yüz temsilinin üzerinde oynadığı sarhoş taklidiydi. Herkesten daha iyi yapıyordu sarhoş taklidini ve sahnede oynarken gerçekten sarhoş zannediyordu insanlar Chaplin'i. İşte kendisini öne kavuşturan inanılmaz sarhoş taklidinin temeli daha 37 yaşında alkolden ölen babasıydı. Bu işi biz yapacağız baba.
O icadı biz tamamlayacağız. Üstüne kalacağım. Yeniköy'le barışık yaşayıp kendi öz babalarının kalbini kıran hayırsız evlatlar. Daha baştan say. Bir. İki. Üç. Büyük liderler neden çocuk yapmazlar sorusunun kanlı canlı cevapları. Sol baştan say. Bir. İki. Üç. Dünyaya barış ve mutluluk getireceklermiş. Daha kendi analarının babalarının yüzlerini güldürmekten aciz evlatlar. Sol baştan say. Bir. İki. Üç. Mucitlikleri bilim dünyası tarafından evcilik oyunu sayılan o yüzden... Hadi bitir cümleni ya. Çokmuş gaza geldim. Bağıra çağıra bir diyeceğim. Lan! Ne oldu abi? Köprünün demirlerine kafam sıvıştı Metin, çıkmıyorlar. No! God please no! 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 Senin Allah müstahkını vermesin. Kaç yaşında adamsın sen? Ele güne ne diyeceğiz? Of! Of! Ya arkadaş biz bu yaşa kadar nasıl geldik ya? Belgesel konusu yemin ediyorum ya. Animal Planet iptallatsınlar. Özdemir kardeşler. Lan nesisin oğlum? Lan yemin ediyorum girdi çıkmıyor Metin. Yemin ediyorum ben şiştim lan. Kızardım lan, öleceğim lan. Babamın ayağı tuttu Metin. 30 yıl geriye gittim Metin. Ya abi şu anda benim altıma içememden hiçbir farkı yok şu yaptığının. Çocuk musun sen ya? Ne yapacağız ya? İtfaiye yaralan. İtfaiyenin numarası kaç? Yılan! Abi sakin ol, gözünü seveyim. Efendim? Nasıl gelelim ya? Ülke yanıyor abi. Orman orman geziyoruz. Birini söndürüyor, öteki yanıyor. Daha sönmeden birinin ateşiyle diğerini yakıyorlar tiryaki gibi. El alışkanlığı oldu bunlarda ya. Lan oğlum beni delirtme. Terbiyesizlik yapma. Köprünün demirlerine çıkışlı adamın kafası. Trafiği oğlum sektiriyor. Gelen geçen bir bakıyorlar. Babadan oğla padişahlık geçer. Taht kalır. Bizim pederden de bana Ali abinin kafasını soktuğu demirleri kesmek kaldı. Çekeyim böyle monaş gibi ben ya. Oğlum başkası vurdu mu beni akıtır. Ben koydum mu seni akıtırım. Gel lan buraya. Hadi. Yolumuzun üstü. 5 dakika uğrar. Fazla kalamayız ama. Ulan misafirliğe çay içmeye gel demiyorum sana. 5 dakika yeter ya. Yetmedi lan 5 dakika. Köprünün demirlerini kestiler. İnce yere vakit yok dediler ya. Kaldı boynunda parmak kısar. Alo. Metin, Ali. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Hey. Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yettik, aç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açayım. El aktar, basmasın altında kalır. Allah Allah. Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım. Bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı açamıyorsun lan kapıyı? Yok lan. Hakikat çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sor. Hı? Seversin sen Ali. Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim valla. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Vur, 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 vur. Oh, oh. Ben de seni döverim. Konuşma. Aç ağzını. Aç, aç, aç. Öyle lan. Şuraya bak ya. Veresiye satan, peşin satan tablosu gibi olduk yemin ederim. Sezai, azıcık kendinize bakın lan. Ne oldu? Çalışmadı mı? Niye çalışmıyor bu ya? Çalışsana lan. Cücük Iron Man. Çalışsana lan. Oğlum çalışsana demir adam. Demir gibi adamsın lan, çalışsana oğlum. Allah Allah. Sezai. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafasına vuruyor ya. Tüplü televizyon mu oğlum bu? Çalışır mı vurunca? Yok oğlum televizyon değil lan. Benim oğlandan esinlendim. Ders çalışmayınca böyle kafasına vurdum mu aniden çalışmaya başlıyorum. Bak ya. Seni tamirhaneye çırak olarak veririm de Sezai abi. Öyle daha çok işe yarar. Ya bunun pili bitti herhalde. Çalışmıyor. Pil alalım, takalım dedik. Bütün kahvehane müsteşen şaka konusunda yürümüş gitmiş. Fitin niyetine deyip en küçük pilden alan da var. Tadını bir alsın. Diğerlerinden 10 kat uzun ömürlü olacak deyip el feneri pili getiren de var. Bu ne abi? Ya Metin biz onu şarja takacaktık da şarj girişini bulamadık bu kare kurineyi ya. Açıp böyle ayrıntılı bakamadım biliyor musun? Söz olur laf olur deyip mahalleden. Abileriyim oğlum ben onların. Hani? Yani biri şuracıkta can verse içinizden birisi de çıkıp ilk yardım yapamaz ama... Bir dakika.
Bir dakika. Bugüne bugün Ömer abiye suni teneffüs yapmış adamım ben lütfen. Sezar'ın hakkı Sezai'ye. Öldü lan adam. Öldü öldü. Badesi dolmuştu oğlum onun. Benimle ne alakası var ya? Alacağın vereceğin nefes belli sonuçta. Ne bir eksik ne bir fazla. Arkadaş adamın üzerinde de kimin ahı varsa artık. Ha abi. Düşünsene adamın gördüğü son görüntü Sezai abinin dudaklarını ıslatıp üzerine koşmaya çalışması, öpmeye çalışması. Adam hiç direnmemiş. Bırakın demiş ya, öleyim ben demiş ya. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz beyler. Yoksa ben diyor muyum Ömer abimi öptüm, kül tablasını mı yaladım diye? Diyorsun işte. Çok sigara içiyordu rahmetli. Ne, içmiyor muydu? Çok sigara içiyordu. Ölmeyip ayağa kalksaydı iki tokat atacaktım. Az iç lan şu zıklı mı diyecektim ya. Ben bırak. Rahmetli çatıdan düştü öldü. Sen sigara migara kimi kandırıyorsun bir kere? Adamcağızın tek gözü açık. Gitsen mi kalasan mı hesabını yaparken sen bir ara nasıl gittin? Koştun adama çöktün. Yaradın yuttun adamı lan. Yaladı mı ya? Adamcağız iki şoku ayranda kaldıramadı demek ki. Ya Sezai abi Allah korusun olur da bir gün bir yerde can çekişirken beni görürsen falan abi. Bana ilişme tamam mı abi? Öleyim ben. Bırak öleyim. İlişme. Doğru diyorsun lan Meti. Ertuğrul abiye de kalp masajı yap dedim. Onu da kurtaramadım. Ya o adamın kalbi durmamıştı ki. Sen böyle soğanın cücünü yarar gibi vura vura durdurdun adamın kalbini ya. Ayrıca seni cinayete teşebbüsten içeri almışlardı Sezai. Sonra ne oldu da dışarıya çıktın acaba? Hı? Ertuğrul abi de çatıdan düşmüştü değil mi? Aman ha acılar, çatıdan maçıdan düşeyim demeyin. Düşüp de ölmezseniz Sezai abi yarım kalan işi tamamlıyor. Usandırıyorsun beni ya vallahi. Çok utanıyorum ya. Ben şu nafakayı Şükrü'ye vereyim de bir rahatlayayım abi. Sen de eve geç birazdan geliyorum bak. Babamdan haber bekleyeceğiz ona göre. Ha öyle mi diyorsun? O zaman ben bir gideyim bakayım ne durumda oralarına. Hep aynı mı hep şey mi acaba hala yoksa başka bir şey mi ya? Ama öyle şey olur mu ya? Ya da öyle bir şey yani başka bir şey de olmaz zaten. Hareketlere bak seni var ya parayla döverim parayla döverim. Eveleme geveleme oğlum laf ağzında. Şifa niyetine hadi bakalım doğru Eda'ya. Koş! Ben de o zaman doğru zile. Kim o? Kim o? Anneciğim, benim. Anne deme bana! Anne deme bana! Benim senin gibi evladım olsa Luna Park'a gidiyoruz diye kandırıp... ...trafiğin en işlek yerinde arabadan indirip şarj aleti sattırırdım. Puh! Ulan bizim böyle bir evladımız olsa babalık testi isterim ben. Defol git, dikdörtgen kafalı ırz düşmanı. Anne! Benim böyle bir evladım olsa bir araştırma hastanesine bağışlardım bunu. Açın içine bakın, anasının plasentasından bir şey almayı unutmuş, o vaziyette çıkmış bu. Eksik olan parçayı bulun derdim. Arkadaş bunları da yakaladım mı? Kombo yapmadan bırakmıyorlar. Nasıl bir ailedir, nasıl bir kromozom dizilimidir bu? İbrettik. Kendi soruma cevap verdim ya lan. Ne geldin sen? Ne geldin? Şükrü'ye bakmıştım. Bırak kızı peşini. Al şunu, hadi Allah versin, hadi. Ya kendisine bir emanet vereceğim ben. Anne onu... Anne sen mandala para sıkıştırıp aşağıya mı fırlattın ya? Bırak kızın peşini. Bana bak yetmediyse daha fazlasını da veririm de şu an üstümde yok. Ne yapacaksın acaba canımı mı alacaksın? Yürü git. Rahat bırak ailemizi. Bırak kızın peşini. Çok ayıp ama ya. Çok ayıp ya. Rahat bırak ailemizi. Hadi. Eczanede mi acaba bu kızla? Ayıp ama ya. Üstüme kızgın su döküp köpek çekiyorlar ya. Allah Allah. Allah Allah. Sen bir aysın. Ben kara gece. Gel derim. Gel derim, gel derim. Bu can senin, sersefil ettim. Al derim, al derim, al derim. Sorsam bağım, badesini de. Gül derim, gül derim. Gül derim, şerbet diye zehir de versen bal derim.
balde ne lan? Keloğlan şarkısı değil mi oğlum bu? Abi sen ne yapıyorsun ya? Manyak mısın oğlum sen ya? Büyütücü alırken yakalanmış gibi utandım. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Ayıp değil mi kardeşim? Delikanlını asar mı? As. Şükrü'ye bakmaya geldim oğlum. Anası mandallık yaptı. Telefon edeydin. Gelirken bir soraydın. Niye yapıyorsun bunu sen ya? İlk aşkım sünnet düğünüme gelmişti. Bir de o zaman bu kadar utandım ben abi. Ağlama lan. Tamam ya, nedir ya? Allah Allah. Şükrü'yü dışarı çıkartayım. Sen de rahat rahat takıp köpek gibi de türemiş buraya ya. İçeri niye girmiyorsun oğlum? Yasakladı Eda. Giremezsin eczaneye dedi. Oğlusu patini de ver dedi mi? Aferin oğlusuna. Ne güzel güzelleştirmiş seni sahibim. Yeteneksizsiniz de finalde oynarsın sen köpek. Lan yürü git. Çok şey mi istiyorum abi ya? İğneyi kendine şu baldızı da bana batırıver ya. Hadi git lan. Tamam Keloğlan, fon yap. Senin işini çözeceğim, dur. İlkinde bir halledeyim. Şükrü Hanım, paranın miktarı çokça büyük olduğu için önemli bir yere koyduydum. Tenime değmedi, rahat ol. Bence en güvensiz yer o uçukmuş. Malum pek bir gevşek. Daha az kullandığın bir yere tıkıştırsaydın, mesela baret takıp kafana koysaydın daha iyiydi. Neyse şimdi tabii zarflanın verilir. Verince makbuz alıyor musun? Efendime söyleyeyim, aldığımıza dair bir kağıt imza alıyor muyuz? Onları falan bilemeyeceğim. Ben sana böylece aidatı vereyim. Sen de şey yap ya, affet, nafakayı diyecektim. Hiç denemedin bile değil mi? Hiçbir zaman sevmedin beni. Evlendiğimiz günle boşandığımız gün arasında hiçbir fark yoktu değil mi senin için? İkisinde de hiçbir şey hissetmedin. Hiç sevmedin beni Ali. Evet. İşte bu evetle evlendiğimiz zaman söylediğim evet arasında da hiçbir fark yok. Ben sevmiştim. Biz sen beni aldattığın için değil, beni ilk günden beri hiç sevmediğin için boşandık Ali. Sevmeye bile çalışmadığın için. Ben o zaman şu parayı sayayım. Parayı mı sayacağım? Sen madem bu duruma geldik, o zaman karakolda verdiğin para vardı ya. İnşallah sen onu hiç etmedin. 30 liradan bahsediyorum. Orası biraz eksik. Burada tam tamına 1470 lira para var. İyi say. 20 lira eksik. Nasıl olur ya? Ver bakayım. Vallahi eksik, 20 lira eksik. Bravo, doğru söylemişsin. Sen şunu al. Ben de biraz bozuk para olacaktı. Ben sana onu vereyim. 9 lira eksik kaldı. Allah Allah. Onu da yarın dükkanın kasasından çıkartır veririm. Ne yapayım? Dükkanı mı açayım şimdi? Hayır, anahtar yok. Anahtar olsa vallahi onu açayım ya. O ne? O para değil mi işte? O ne? Ha, yok, bu benim değil ya. Bunu annem verdi. Annem mi verdi? Aslında vermiş de sayılmaz ha. Senin peşini bırakmam için balkondan bunu yüzüme fırlattı. Ona vereceğim. Sen şu mandalı al, kendisine ver. Bunu ben bizzat kendim vereceğim. O zaman ben artık eve gideyim. Git tabii, git sen, git git. Git, annenin iste 9 liramı. Bekliyorum ben burada, hadi. Tövbe estağfurullah. Sen hala ananla babandan para alıyordun değil mi? Ha? Ne olmuş ya? Arkadaş sürekli bir cenaz halindeler. Nasıl bir aile bu lan? Nafakamızda rezil oluyoruz ya. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle, ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlid'inde DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya. Allah seni taş etmiş. Taş gibi bir kız olmuşsun. Aşırı derece sevimli bir taş olmuşsun. Ne bu hal? Yok canım, sen daha mı abarttın? Puşta bak nasıl giriş yaptı. Sanki Shining'in açılışı ha. Seni. Kimsin lan sen? Çim adam. Asıl sen kimsin lan? Metin, ne işin var burada? Ne konuşmuştuk? İki dakika sus sen Eda, bak. Panikledi, dili attı. Asıl sen kimsin lan? Bitti mi lan? Bitti. Dürrük ne oğlum? O nasıl bir şey? Küfür mü kız? Bilemedim. Niye kıza soruyorsun aslanım? Hiç mi argo bilmiyorum? Sözlüğünü yazdım. Das Kapital'den kalın diye çıkarmadılar satışa. Buyur. Hakket yazdın mı? Tabii ki de yazmadım. Kız, babamın kitaplarından çantada kalmış işte. Saçmalamayın kardeşim bak. Ben daha önce tanımadığım kimseyi dövmedim. O yüzden soruyorum. Kimsin lan sen? Ha? Tanışalım, girişeceğim. Delirtme beni bak. Artık tutamıyorum lan kikimi. Kikimi tutamıyorum, kikimi. Eski mahalleden arkadaşım. Şimdi gider misin? Rütbemi söktü Eda. Ama gurur yapmadım. Arkadaş olarak kalabildik en azından.
Yapma be. Ne diyorsun oğlum? Keşke öyle demeyeydin ya. İki tokatlayıp bir kenarda bırakıp gidecektim. Şimdi ibretlik yapacağım, ibretlik. Metin lütfen. Emrah biraz şakacıdır. Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte? Milletin ağzı çorba değil ki süzesin. Gülmedim. Vallahi hiç gülmedim. Bu sefer de gülen ben olayım be. Eda bana de ki Emrah al bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Özleştik. Emrah lütfen. Kardeş bu Borra anahtarı. Bana ne lan? Hayır bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? Ben Sivaslıyım aslanım Sivaslı. Burası İstanbul oğlum Sivas'ın başkenti. Lan! Haydi. Emrah bu benim kartım. Müsait olduğunda bir yerde görüşelim. Özleştik. Ay Borra anahtarı yere düştü görüyor musun aksiliği? Allah Allah ya. Lan çıkarttı. İt. Ezberledim ki numarayı. Ezberledim ki. Ulan illa döve döve ön belliğe mi sil diyor ya. Aslanım sen niye bu kadar agresyon yaptın ya? He? Yoksa ya sizin bu Eda ile aranızda bir şey mi var? Eda ile aranızda bir şey mi var? Derken. Niye tekrarlıyorsun oğlum lafımı? Süre mi kazanmaya çalışıyorsun lan? Lanet olsun sebebi neydi ki? Seviyor musun oğlum kızı? Yok be. Ettik lafa baktı. Seviyor musun diyor. Eda diyor her zaman elektrikli ne diyor şey diyor. Platonik mi diyor yoksa sen seviyorsun mu seviyor mu diyor. Yok be güzel kardeşim sevsem niye saklayayım ben ya? Ben patladanak konuşan bir adamım. Benim her şeyim ortadadır. Dobra bir adamımdır ben. Hazır dobrayım demişken bir dakika bekleteceğim sizi. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim. Aşkımı kalbime gömer giderim. Beni daha aramam. Terbiyesizlik yapma. Bir daha aramam. Yemin ederim. Yeter ki sevgilim gerçekçi. İçini söyledi oğlan. Ama o zaman sen niye parazit yapıyorsun be aslanım? He? Sen benim Eda ile ilişkimi niye karıncalı gösteriyorsun bu oğlum? Lan oğlum Eda benim eski baldızım lan. Mahallemizin de tek eczacısı. Eline bakıyoruz kızın oğlum. Oo. O zaman ben seninle arayı iyi tutayım be Kirven. Kızın yakınısın sen. Numaranı versene ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah bu benim kartım. Müsait olduğu da bir arada görüşelim. Su tesisatçısı mı? Ulan be taharet musluğum bozulmuştu iki gün önce. Damlatıyordu onu yaptırırdım. Şu fukara da nasiplenirdi görüyor musun? Neyse ya bir dahaki sefer artık. Üzülme lan o kadar. 15 TL aldılar benden. Kimler lan? Contayı değiştiren tesisatçılar. İtelemişler mi bana yoksa tarifesi mi böyle? Kardeş dükkanın önüne geldiğin andan beri 86 farklı duyguyu ard arda yaşattın bana manyak oldum. O yüzden 15 lira kaç para ediyor onu bile bilmiyorum. Oho gitmiş bu. Neyse hadi görüşürüz ben kaçtım. Gelmiyor mu? Gelin mi lan? Gel. Bak yerin hazır ya. Allah Allah adam gel dedi gidiyorum vallahi yani. Bütün mahkeme yeteneğim hepsi eridi bitti gitti çağırdı gidiyorum ben ya. Saçını boyamışsın sen. 2 sene önce de bu rengi boyamıştın. Güzel olmuş. Bence bunda ısrarlı ol. Teşekkür ederim. Dolgu da yaptırmışsın. Geçen seneki dolgun düşmüştü. Bu daha çekici. Dolgu mu? Sen biraz süzülmüşsün ama fazla değil. 600-700 gram civarında. Kilo yok ya sende. Hemen belli ediyorsun. Lan salak. Her şey belli oluyor. Anladı kız. Ölçtün, biçtin, tarttın. Çene röntgenini çektin. Geçmişiyle eşleme yaptın. Şebek. CIA'de yok lan bu teknoloji. Şey de olabilir, sabah dükkana gelmeden önce büyüğünü yaptıysan o da fark ettirir. Tuvaletten 2,5 kilo eksik çıkmışlığım var benim. Bununla övüneceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi sıçarım. İyi de sıvıyorsun. Elimden geldiğince. Benim durduğum kaba yavaş yavaş gideyim yoksa ben bu kazı şey yapamayacağım. Ali abi. Yavaş koş lan. Adam bildiğin hükmediyor lan bana. Ben babanızı icat yüzünden eve gelmediğini zannediyordum. Meğerse sizin yüzünüzden eve uğramıyormuş. Siz gidince gizlice geliyor, suyunu, yemeğini veriyorum, gidiyor. Ben babanızı en son gizlice ne zaman eve aldım, siz onu biliyor musunuz? Ne devam et artık, yeter ya. Ezan vakti, yatsı vakti, bağırma ya. Lan, ne oluyor orada lan? Anam evimi terk ediyor, yettim. Küs
Küstürdünüz babanızı. Benim yerim kocamın yanı. Bütün mal varlığımı size bırakıyorum. Buradayım artık. Anneciğim ne mal varlığı ya? Senin zaten 3 tane bileziğin var. Onu da koluna takmışsın. Hatta bir tanesi belli ki koluna girmemiş. Çamaşır ipiyle boynunu asmış. Ya anne bizi rezil ediyorsun bak. Anası kocaya kaçtı diyecekler. Ne dedin abi? Söyleyecek laf bulamadım. Ünledim abim ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadarı bana fazla. Aynı gece içerisinde ben ard arda bu kadar şoku nasıl yaşayacağım ya? Ver anahtarı. Al. Bana bak. Sululuk yapma. Ya vermiyoruz anahtarı manahtarı. Sen ne yapacaksın tesisatçıda? Yenge müsaade. Buyur. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Turgut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kini de değiştiriyor. İçeri giremeyin de ananız babanız biraz huzur bulsun diye. Yahu adamcağıza nasıl bağırdıysanız ta Kastamonu'dan duyulmuş be. Annem beni aradı. Oğlum sen olaylara bulaşma diye. Körükle Turgut abi. Körükle. Aynen böyle körükle. Ne oluyor lan? Ben söyledim lan tükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz! Mahalle konseptinin amına kodunuz lan. Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mındar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış tost adasına döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Tıpası çıkmış dost adasına döndürdünüz oğlum mahalleyi. Bizde anaya babaya atar olmaz. Size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam vay vay vay. Son galede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor Tarkat. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi garman çorman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı, daş oldu, daş. Meydanda duruyor. Ne daşı lan? Heykelini diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Tırgıt abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizinkini de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırgıt. Dadı kaçtı buranın, hadi. Siz de babanızla barışana kadar bizle muhatap olmayın. Bakayım. Adam önce ıslattı sonra kuruttu ya lan. Anam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman hadi. Ben diyorum ki mesela şöyle bir şey yapalım. Seyirciler hazır mıyız? Kapa 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 kap